İyi akşamlar. 6 Ekim Perşembe Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Uçak korkunuz var mı? Benim ilk başlarda vardı. Uçağa ilk bindiğim zamanlarda ama tabii artık yok. Yani gide gele alıştık. Ama uçak korkusu olanlar bu sunacağım haberi izlemese iyi olur. Gerçekten de özellikle bu uçakla ilgili filmleri izlediğinizde de, çünkü korkuyorsunuz eğer uçak korkunuz varsa, bakın Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağı Hatay'a inişi sırasında gerçekten facianın eşiğinden döndü. Çünkü uçağın tekerlekleri patladı piste indiği sırada ve alev aldı. Tabii itfaiye hemen müdahale etti. Allah'tan ölü ve yaralı yok. Kulaklarımda sadece öleceğiz çığlıkları yankılanıyor. İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiği patladı. Faciadan dönülen kazada 105 yolcu ve 6 personel böyle tahliye edildi. Baygınlık geçen arkadaşlar, korkudan dolayı titreyen arkadaşlar, birbirinin üzerinde atlayan arkadaşlar, hızlı hızlı inmek için sıkıştıran insanlar, çok garip duygulardı. Kulaklarımda sadece öleceğiz çığlıkları yankılanıyor sabahtan beri. Türk Hava Yolları'na ait TK-2256 sefer sayılı uçakta 105 yolcu, 2 kokpit ve 4 kabin personeli vardı. İstanbul'dan sorunsuz kalkan uçak Hatay pistine tekerlek koyduğu anda her şey değişti. Uçak iniş yaptığında bir patlama sesi belirdi ve uçağın arkasından alevler çıkmaya başladı. Tekerlekler yanmış. Yüksek ısı ve basınca dayanıklı lastikler bir anda patladı. Pilot uçağı piste tutmaya çalışırken kuleden de yardım istedi. Korkuyla arkada oturan herkes öne doğru hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Alev söz konusu olduğu için uçakta elektrikleri kestiler. Daha büyük bir korku, daha büyük bir panik yaşandı. Kapılar açılır açılmaz yolcular kendilerini şişme tahliye kaydıraklarına attı. Yaşanılan panik anları cep telefonlarıyla böyle kaydedildi. Uçağın acil durum botlarıyla birlikte insanlar iniş yapmaya başladı. Havalimanı itfaiyesi sürtünmeyle alev alan uçak lastiklerini hemen söndürdü. Tedbir olarak diğer iniş takımlarına da köpük sıkıldı. Birçok personel hem uçak içerisinde hem de havalimanı personelleri inişi başarılı bir şekilde yaptırdılar. Tedbir olarak havalimanı 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Bundan haberi olmayan yolcular mağdur oldu. Bugün sabah saat 9 uçağında buraya geldiğimizde bize uçuşların iptal olduğunu söylediler. Kimisi diyor ki saat 23.45'te uçuş var, öbürü diyor yok. Yani bir şekilde burada mağdur olduk. Ve ne yazık ki yine çok sık karşılaştığımız bir olay. Burası Ankara'nın Gölbaşı ilçesi. Rojda Polat, 16 yaşında gencecik bir kız, hatta bir kız çocuğu okula gidiyor. Daha doğrusu gitmeye çalışıyor ama görüyorsunuz sokak köpekleri saldırıyor. Belki de yapmaması gereken bir şey yapıyor. Kız korkuyor ve korkusunu da belli ediyor. Tabii ne yapsın? Küçücük bir kız çocuğu. Hemen belirteyim, gerçekten de işte onlardan korktuğunuzu belli ettiğiniz anda onlar daha da saldırganlaşıyor. Çünkü ben de her sabah İşte o kendi sistemin çevresinde ormanlık alanda koşarken saldırıyorlar bazen ama korktuğunuzu belli etmezseniz uzaklaşıp gidiyorlar. Ama dediğim gibi o küçük bir kız çocuğu ve çantasına açıp atıp kaçıyor onlardan ve kurtuluyor. Ama mahalleli o köpeklerden şikayetçi. Sokak köpeklerinin son kurban olmaktan cesareti sayesinde kurtuldu. Havlayarak üstüme doğru gelmeye başladılar. Açıkçası çok korktum. Hatta bir tanesi zıpladı, kolumu falan ısıracaktı. Olay önceki gün Gölbaşı'daki Mogan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Rojda Polat okula giderken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kameralarda o anda kayıttaydı. Yaklaşık 15 köpeğin arasında kalan Rojda panikleyip geri dönmeye çalıştı ama köpekler çevresini sarmıştı. Yukarıya doğru çıkarken yürüdüklerini gördüm. 10-15 tane köpekti, bayağı fazlalardı. Çok korktu, her halinden belliydi ama yine arkasını dönüp kaçmadı. Önce çantasını attı üzerlerine. Bu hareketi köpekleri durdurmaya yetti. Rojda da hemen uzaklaştı oradan. Kul çantam vardı, onu fırlattı. Durakta amca vardı. Geldiler, duruma müdahale ettiler filan. 16 yaşındaki lise öğrencisi köpek saldırısından şans eseri yara almadan kurtuldu.
kurtuldu. Sürekli yaşıyorum hani burada köpeklerden. Korkuyorum zaten. Yani sürekli bir havlama, sürekli bir kovalama. Civarda bir sürü köpek var. Mahalle sakinleri de her geçen gün artan köpek saldırılarından dolayı tedirgindi. 9 yıldır köpek sorununu bir türlü çözemedik. Son 2 ay içerisinde 3 tane saldırma olayı oldu. Bunun görüntüleri de var. Çocukları sokağa çıkaramaz olduk, okula gidemez oldu. Hapsolduk buraya, köpeklere mahkum olduk. Isırsaydılar, bir şey yapsaydı bunun hesabını kim verecek bana? Toplanmasını gerçekten ciddi anlamda çok istiyorum. Valla konuyla ilgili sizin de düşüncenizi merak ediyorum. Yazabilirsiniz Caner Karaer Official'a. Haber sonunda ben de okuyacağım birkaç mesaj, gelen mesajlardan. Şimdi 52 yaşındaki Mehmet Öztekin'le nasıl bir problemi vardı açıkçası bilmiyorum. Sıradaki haberden bahsediyorum. Önce evinin önüne gelip sandalye fırlattı. Sonra da binanın önündeki eşyayı ateşe verdi. Tabii alevler o iki katlı binanın dış cephesini sardı ve kısa sürede de büyüdü. İtfaiye erleri olay yerine geldiğinde tabii o alevlerin etkisiyle bina cayır cayır yanıyordu. Tartışmamız hiçbir şeyimiz yok. Benim hiç ilgim yok onunla. Birdenbire harf gelmiş yakmıştı. Eline ne geçerse fırlattı. Evin önündeki eşyaları ateşe verdi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç teröristirdi. Geldik bir kenetler koşma bardoşu başımıza bel olmuş. Tam bir baş belasıydı. Ortada hiçbir sebep yokken 52 yaşındaki Fevzi Öztekin'in kardeşiyle beraber yaşadığı evin kapısına dayandı. Biraderi kovalamış içeri yatmıştı gene. Pencereyi kırdı. Kapının önündeki süngerleri çakmağıyla ateşe verdi. Belli ki kendinde değildi. Kimse yoktu, ben yoktum. Ben de berber kalbilerim. Kucakladığı eşyaları kapıya doğru attı. Sonra da ortadan kayboldu. Kısa sürede alev alan eşyalar küle döndü. Neyse ki yangına zamanında müdahale edildi. Saldırganın neden bu eylemi gerçekleştirdiğini bir türlü anlayamayan ev sahibi şikayetçi oldu. Şüpheli de polis tarafından gözaltına alındı. Yakalandı. Akşam karakoldaydı, ifade verdi. Dağcı mısın, babacığım dedi. Teknoloji hayatımıza daha çok girdikçe onların da sayıları her geçen gün artıyor. Arkamdakilerden bahsediyorum. Özellikle gençler. Kafasına böyle bir kulaklık geçirip, gerçi artık kafaya da geçirmiyorlar, böyle kulakların içine de koyuyorlar. Ben de öyle tercih ediyorum. Müziği son ses açıp kulaklarını dış dünyaya kapatanlardan bahsediyorum. Onlardan biri genç bir kız, tramvay yolundan geçmeye çalışırken az daha canından olacaktı. Neyse ki Vatman onun kadar dikkatsiz değildi. Son anda acil fren sistemini devreye sokan Vatman 60 tonluk dev vagonları durdurarak genç kızın hayatını kurtardı. Genç kız kulaklık takıp dünyadan kopmuştu. Raylardan karşıya geçerken hızla gelen tramvayı görmedi. Faciayı Vatman'ın dikkati önledi. İşte ben sabah kalktım tabii uyku sersemiyim. Kulaklığı takmışım yani hiçbir şey duymuyorum. Orada işte güvenlikçi falan seslenmiş. Genç bir kızın ölümün kıyısından döndüğü bu görüntü Samsun'un Baruthane istasyonunda kaydedildi. 18 yaşındaki Simay Taşavat sabah istasyona geldiğinde kulaklığından müzik dinliyordu. Kendini öyle kaptırmıştı ki raylardan geçerken sağına soluna bile bakmadı. Neyse ki Vatman onun kadar dikkatsiz değildi. Genç kızı görünce sesli ikazlarla onu uyarmaya çalıştı. Duymadığını fark edince de acil fren uygulayarak 60 tonluk vagonları son anda yavaşlattı. Sonra işte bir adım bir attım ileriye. Sonra soluma bir bakayım dedim. Bak sen travma dibime kadar gelmişti. Bir ufak bir çarptı, ben bir uçtum birazcık. İşte sonra kalktım, bir şey olmadı yani abi. Tramvay hızını düşürdüğü için Simay bu çarpmadan yara almadan kurtuldu. Kafayı dağıtayım derken kendimizi alabilirdik. Çarptığı genç kız için endişelenen Vatman Yasemin Danışmaz korkan genç kızın yanına giderek sarıldı. Hem onu teselli ettim hem kendimi sarıldık, kucaklaştık. Hiçbir şey olmadığını görünce daha da sevindim, daha da mutlu oldum. Tramvaydan indiğimizde kulaklık ya da bluetooth gibi bunları kullanmasalar çok sevinirim. Evet ama işte ne yazık ki kullanıyoruz. İtiraf edeyim, ben de kullanıyorum.
Manyak mıdır yoksa kullandığı maddenin etkisinden mi bilmiyoruz. Ama olay korkunç. Bir arkadaşını ateşe veren saldırgan oturdu, onun yanışını izledi. Mecidiyeköy'deki itfaiye istasyonunun hemen yanında yaşanan olayda itfaiyecilerin anında müdahale sayesinde olası ölümün de önüne geçildi. Adam yanıyor, adam yanıyor. Ay O kadar sarhoştu ki kulübeyi ateşe verdi. İçerisindeki adamın yanışını izlemeye başladı. Sarhoş bir adam akşam saatlerinde Mecidiyeköy'de itfaiyenin hemen yanındaki bu kulübeye geldi. O sırada kulübenin içinde başka bir adam daha vardı. Yürümekte güçlük çeken o sarhoş bir anda kulübeyi ateşe verdi. Adam yanıyor, adam yanıyor. Ay itfaiye yanıyor. Koş koş ablam, hadi çabuk. Durumu gören itfaiye ekipleri hemen müdahalede bulundu. Önce o sarhoşu bölgeden uzaklaştırdı. Sonra da yanan adamı kulübeden çıkardı. Herkesin tepki gösterdiği sarhoşsa yangını kendisinin çıkarmadığını söyleyerek gitmemek için direndi. Neyse ki korkulan olmadı. Kulübenin içindeki adam itfaiyecilerin zamanında müdahalesiyle ayağındaki hafif yanıklarla kurtuldu. Onu ateşe veren sarhoş da oradan uzaklaştırıldı. Son derece özel görüntüler, özel bir haber. Arkadaşlarımız tabii Beyaz Ana Haber'den hem Buse'nin hem de Ali Kemal'in ellerine sağlık dediğimiz gibi çok özel görüntülerdi bunlar. O haberi dün akşam ekrana getirdiğimizde Türkiye'de yer yerinden oynadı ki haber sonrasında zaten yorumlarımızda da dile getirdik biliyorsunuz. O hastanede yaşlı kadına yapılan muameleden bahsediyorum. Utanç verici muameleden. Dediğim gibi Türkiye'de yer yerinden oynadı. Tabii Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti. Hastane kapatıldı. Hastalar da başka hastanelere nakledildi ve tabii o hastanenin de faaliyetleri durduruldu. Bugün o nakiller gerçekleştirilirken ikiye bölündü. Bir kısım orada yakını bulunanlar da. Ben aslında niye burada tereddüt ettim biliyor musunuz? Şimdi o haberi izlerken bugün haber merkezinde aklıma da soru işaretleri gelmedi değil. Acaba orada siz de izleyeceksiniz şiddetli şekilde itiraz edenler gerçekten o hastanede yakını hastası bulunanlar mı? Yoksa acaba hastanede çalışanlar veya yakınları mı? İzleyin, kararı siz verin. Nefretle kınıyorum. Bu nerede olursa olsun. Ben o hastanın yakınını olsam ben de kabul etmem. Ben gibisiniz be. Yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla dalga geçtiler. O da yetmedi, böbreğini alacağız diye korkutup yüzüne para saçtılar. Utanç verici görüntülerden sonra kapatılan hastanenin hastaları da başka hastanelere taşındı. İnsanlık dışı bir harekettir. Ben o hastanın yakınını olsam ben de kabul etmem. Şunu söyledik, acaba oldu mu bizim kredi diye. Ancak bu duruma tepki gösterenler gibi normal karşılayanlar da oldu. Çalışanlar gayet kibarlar, güler yüzlüler. Pireyle bir organ yakılmaz. Orada yatan sizin anneniz de olabilirdi. Emin olun bu kadar sakin kalmazdım. Yapan kişileri çok kınardım ama yine de bunu hastanenin bir bütününe mal etmezdim. Bir hasta kadına, konuşamayacak haldeki bir kadına sizce bu davranış yapılır mı? Davranış üzerine para koymuş, yani bir işkence mi yapmış? Üzülme, sessiz kalanları kınıyorum. Üç kişinin yanlışını bu hastaneye mal ederim. Biz de yaşlı bir kadına böyle bir şey yapıldığı için kınıyorum. Amyan gibisiniz be. Yeter artık. Bir yıl önce kaydedilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla yer yerinden oynadı. Sağlık Bakanlığı müfettişleri de hemen hastaneye gelip inceleme başlattı. Özel hastanede yapılan incelemelerin ardından Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. O paylaşımdaysa hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Ve hastanede yatan tüm hastalar bugün başka hastanelere sevk edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Evet, Buse'nin bir kez daha ellerine
Sağlık. Buse ile bu haberi izlerken bugün böyle bir görevini yapmış, ondan sonra bir kenara çekilmiş, böyle bir izlemiş. Ama dediğim gibi olayda soru işaretleri var, onu söyleyeyim ben size. Milyonlarca çalışana yapılan Temmuz maaş zammının ardından yemek ücretleri de arttı. Kamu çalışanları için günlük yemek bedeli 55 lira oldu. Peki 55 liraya nasıl bir menü önünüze gelir? Şimdi bakın, biz bu sorunun yanıtını merak ettik ve bir araştıralım dedik. 55-60 civarlarında falan bir rakam ödü. 80 TL ödeyeceğim şimdi. Bu şekilde 95 lira oluyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam sonrası yemek ve yol ücretlerine de %50'nin üzerinde bir zam geldi. Kamuda çalışan işçiler de aynı zammın beklentisine kapıldı. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Yeni düzenlemeye göre kamuda çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıktı. Rakam gerçekten tabii işçiyi sevindirdiği gibi biz işverenler olarak da bizi de bir nebze rahatlattı. Çünkü vatandaşın alım gücü yükseldikçe bizim de işlerimiz artış oluyor. Açıkçası bu rakam biraz sınırda kalıyor. Biraz daha yükselmesi gerekiyor. Şu an itibariyle rahatlıkla karnını doyurabilir diye düşünüyoruz. Bakalım Ankara'da farklı noktalarda yemek ücretleri ne kadar, 55 liraya karnınızı doyurabiliyor musunuz? Yeni Mahalle Erciyes iş yerleri sitesi 35 liraya 4 çeşit yemek rahatlıkla karınlarını doyurduğumuzu düşünüyorum. Tabii de otçularda bu fiyatlar 60-70 liralara çıktı. Patates salatası eşliğinde kadın budu köfte, tavuk kavurma, taze fasulye, spagetti makarna, pirinç pilavı, mantar çorba ve ezogelin çorba. Bu saydığım menülerden 4 çeşit bu menü 35 liraya. Mesela ekmek arası tavuk dönerimiz 30 TL. Köftemiz var 40 TL. Bunlarla da insanlar, vatandaşımız rahatlıkla karnını doyurabilir. Az çorbamız var, mercimek çorbası. Yanında az kuru fasulye, pilav, salata ve suyla 55 liraya karınlarını doyurabilirler. Ankara'nın Balgat semtinde 55 liraya karnınızı doyurabilirsiniz. Önümüzdeki menüde mercimek çorbası, çorbası, pilav, salçalı köfte, yoğurt ve salata bulunuyor. Günlük ana yemek değişmek üzere 5-6 tane seçenek var burada müşterilerimize sunduğumuz. Halen kurumlara göre değişen tutarlarda 17 lira 20 kuruş ve 20 lira 60 kuruş ödenen günlük yemek ücreti 10 Ekim'den itibaren 55 lira olarak ödenecek. Riskli grupta mısınız? Veya soruyu şöyle sorayım. Grip aşısı oldunuz mu? Böyle bir alışkanlığınız var mı? Çünkü bu aslında bir alışkanlık. Yani özellikle sonbaharda kışa girerken bazılarımız hiç sektirmez mutlaka grip aşısını olur. Geçen hafta 65 yaş ve üstüne açılmıştı grip aşıları. Bu haftadan itibaren herkese açıldı. Ha ne güzel, ben gideyim grip aşısı olayım. Yok tabii böyle. Elinizi cebinize atıyorsunuz. 243 lirayı çıkarıyorsunuz. Eczanelerde oluyorsunuz. Peki kimler riskli grupta? Mesela hamileler riskli grupta mı? Öncelikle kimler grip aşısı olmalı? İşte tabii bu soruların cevabı nerede? Haberde. Grip aşısı yaptırdınız mı? Yaptırmadım ama düşünüyorum. Evde içtiğimiz nane limonları daha sağlıklı. Sarımsaklı süt antibiyotik görevi görüyor. Gripal durumlarda yapılabilir. Kimi aşıya sıcak bakmıyor ama ölümcül olabilen gripten korunmak için uzmanlar uyarıyor. Grip aşısı olduktan sonra %60-70 hatta daha yüksek oranlarda koruyuculuğu var. Tabii ki de, yani grip aşısı sonuçta çok faydalı bir şey. Havaların soğumasıyla birlikte grip aşısı da merak edilen konulardan birisi oldu. Peki grip aşısını kimler yaptırabilir? Faydaları nelerdir? Grip aşısı hemen hemen herkes yaptırabilir ama özellikle bizim için risk grubu dediğimiz bir grubun yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Grip aşısı yapılmasındaki önerimiz şu: kronik hastalığı olanlarda grip sonrasında zatüre, sinüzit, bronşit gibi ağır hastalıklara dönüşebiliyor normal gripler. Ölüm riskini azaltmak için, ağır hastalık riskini azaltmak için mutlaka grip aşısı olması gerekir. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışında kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olanlara da aşı şart. Grip aşısını her yıl
yapılmasını öneriyoruz. Her yıl bir önceki yapılan aşı etkisiz hale geliyor. Özellikle Ekim-Kasım aylarında grip aşısının olunmasını öneriyoruz. Çünkü grip aşıları 6-8 ay arasında etkinliğini sürdürürler. Grip aşıları eczanelerde yerini aldı. Risk grubu dışındaki isteyen herkes 243 lira karşılığında aşısını eczaneden temin edebilecek. Şu anda piyasada da mevcut iki marka. Şu ana kadar bir sıkıntı çekilmedi. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Emin Maden hamilelere de grip aşısını önerdi. İlk 3 ay haricinde hamileler dahil 3 aylık bebekler, 6 aylık bebeklere kadar hani riskli olabilir ama onun dışında herkese grip aşısını rahatla yapabileceğini söyleyebiliriz. Peki siyasette neler oluyor? Tüm dünyanın gözü bugün Çekya'daydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 44 ülkenin lideri Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı için başkent Prag'da bir araya geldi. Zirve öncesinde tarihi bir buluşma da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. O görüşmeden kameralara konuşulacak görüntüler yansıdı. Tarihi zirveden kameralara işte bu çarpıcı görüntüler yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ı bir araya getirdi. Önünde duran mevkidaşı Aliyev gülerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yüzü asıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısına katılmak üzere Çekya'ya gitti. İlk durağı başkent Prag'daki Türkiye Büyükelçiliği oldu. Recep Tayyip Erdoğan! Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamladı, makam aracından inip onlarla bir süre sohbet etti. Gençlerle bir fotoğraf çekin. Ne oldu Cumhurbaşkanı olacağınızdan eminiz. Meclisi de alacaksınız inşallah. Hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi. CHP'nin başörtüsü teklifine verdiği karşılık gurbetçilerin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanım dünkü penaltınız harikaydı. 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra birlik üyesi olmayan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 Avrupa ülkesinin de davet edildiği zirvenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'yı etkileyen enerji ve gıda kriziyle birlikte güvenlik konuları vardı. Türkiye Büyükelçiliği'nden zirvenin yapılacağı Prag Kalesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi buluşmadan kameralara işte bu görüntüler yansıdı. Liderlerle ayaküstü sohbet etti Erdoğan. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da oradaydı. Erdoğan, Macron'a sürpriz bir teklifte bulundu. Zirvenin açılış oturumunun ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Gözler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la baş başa yapacağı görüşmede olacak. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir araya gelecek. Tabii Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri EYT, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Tek tip bir düzenleme hazırlığı içerisinde izleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili düzenlemeden mevsimlik işçilerle ilgili düzenlemeye kadar birçok önemli başlıkla ilgili açıklamalar yaptı. Biz burada yani 99 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorunu yüzünden karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme mi oldu? Tek tip düzenleme. Tek tip bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bilgiler verdi. Ne zaman netice olur efendim? Biz Aralık'ta meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Çalışmanın muhtevası tam belirlenip hesaplar ona göre belirlendikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık söylediği bir söz var. O çok önemli. Nedir? Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi enflasyonun baskısına karşı koruyacağız.
enflasyona ezdirmeyeceğiz. Taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili düzenlemede Bakan Bilgin'e soruldu. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisini kadro veriyor. Fakat o sıra kitlerde yaklaşık o zamanki sayı 90 küsur bin işçimiz bu kadro şeyinden istifade edemedi. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu Kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız. Mevsimlik ve geçici işçiler için de yeni düzenleme yolda. Mevsimlik işçiler belli dönemsel olarak çalışıyorlar biliyorsunuz. İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda onlara bir imkan sağlayacağız. Geçici işçiler ise farklı. Onlar 10 ay 29 gün çalışıyorlar. Onu biz 12 aya 1 yıl çalışmaya çıkaracağız. Ve 550 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışma. Çok sayıda kamuda sözleşmeli çalışma modeli ortaya çıkmış. Biz bunları ıslah etmek istiyoruz. Burada bir düzenleme, bir reform yapmaya ihtiyacımız var. Bu kadar çok çalışmalı bir sözleşme türü olmaması lazım. Bütün sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Sevgili izleyiciler, başkent Ankara'da 60 yıllık pazar, Sıhhiye Yenişehir Pazar Yeri, Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla kapatılacak. Bugün alana gelen belediye yetkilileri esnafa haftaya tezgah açmayın uyarısı yaptı. Esnaf tabii neye uğradığını şaşırdı. Peki bu kapatma kararının sebebi ne dersiniz? Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi öğreneceğim. Pazarınız açılmayacak dediler. Bugün son diyorlar bize. Ya anıta neye ihtiyaç var? Her yer anıt zaten. Ankara'nın en eski alışveriş adreslerinden biri. 60 yıllık pazar yeri için alınan kapatma kararı esnafı öfkelendirdi. Neden birdenbire böyle bir karar alındı? Bizim haberimiz yok. Esnafız, bilgilendirilmemiz lazım. Bunu izah etmediler bize. Çankaya'daki yaklaşık 60 yıllık Sıhhiye Yenişehir pazar yerinde esnaf tezgahını kurdu, müşterisini bekliyordu. Pazarınız açılmayacak dediler. Bugün son diyorlar bize. Ancak sabah belediye ekipleri pazara geldi. Pazarcılara bu son, haftaya tezgah açmayacaksınız dediler. Belediye buranın yıkılmasını karar almış ama biz karşıyız buna. Biz burada 15 senedir ekmek yiyoruz. 60 yıllık meyve sebze, 20 yıllık sosyete pazarı, Yenişehir Sıhhiye pazar yeri, Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla kapatılıyor. Pazarı bir daha açamayacaklarını öğrenen esnaf toplanıp Çankaya Belediyesi'nin önüne gitti. Slogan atan grup basın açıklaması yaptı. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Sağlıkçılara anıt yapacağız. Kardeş, saygı duyuyorum da 50 senelik ekmeğimizi kaldırıp sağlıkçılara anıt mı yapıyorsun? Bu pazarı kimseye yarat. Bu pazar kimindir? Çankaya'nın halkınındır. Burayı kapatınca yani ne geçiyor ellerine? Ya anıta neye ihtiyaç var? Her yer anıt zaten. Gitsinler başka yer yapsın anıt. Yani buraya mı gözlerini diktiler? Bu kapatma gerekçesinin tek bir sebebi var. Çankaya Belediyesi bu pazar yerine sağlık çalışanları için anıt yapacak. Ancak bunu ne esnaf istiyor ne de bölge sakini. Pazara anıt yapılacak. Sağlıkçılar için anıt yapılacak dediler. Yanın başında Abdi İpekçi Parkı var. Biz anıta karşı değiliz. Pazarı iptal edip de anıt mı yapılacak? Gitsin parkın içerisinde bir anıtı yapsın. Yarım asırlık pazarın kapatılmasına tepki gösteren esnaf konuyu yargıya taşıdı. Anıta ne gerek var bu kadar insanın ekmek kapısı kapanmaz. Bizce çok saçma çünkü burası yakın ortak bir yer. Valla yılların pazarı aslında. Bence bilmiyorum gerek yok ama. Az önce sordum ya balık sever misiniz diye. Mesela tavada pişmiş bir takos palamut ya da mısır unuyla kızarmış hamsi. Izgarada pişmiş bir lüferinde tabii tadına doyum olmaz. Gerçi onun mevsimi gelmedi daha. Herkesin damak tadı farklı. Doğal olarak herkesin balık tercihleri de. Yapılan bir araştırmaya göre bakın Türkiye'de en çok hangi balıklar tüketiliyor? Müslüm Baba diyor ki hamsinin ızgarası öyle bir nefis olur. Tadı damakta bir güzel bulamazsın. En çok hangi balığı seviyorsun? Hamsi. Hamsi. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte birbirinden lezzetli balık çeşitleri de sofralarda yerini almaya başladı. Yapılan bir araştırma sonucunda en çok sevilen balık hamsi oldu ama tezgahlarda hamsi yok. Hamsi var, denizde var. Bitti. Var, var. Hamsi denizin gülü değil artık. Paramuçluk var. Bu sene hamsicilik yok. Kızartmasıyla, ızgarasıyla sofraların vazgeçilmezi olan hamsi yapılan araştırmada %20'lik beğeni oranıyla en sevilen balık oldu. Onu %18,5 ile palamut, %9,6 ile lüfer takip etti. Ben Karadenizliyim. Mutlaka hamsiyi seviyorum. Vallahi ben palamutu seviyorum. Tam mevsim işi onlar. En çok hangi balığı seviyorsunuz?
uygun fiyatta olanı diyeyim. Ben sevmiyorum. Tezgahlarda hamsi kıtlığı var. Palamut'ta da tam tersi yaşanıyor. Hamsinin kilosu 60 lira. Palamut'un bir tanesi 40 lira. 45 lira. Bak kana bak. Akar kanı çıkmaz canı. Ekmek palamutta. Palamutçuk olduğu sürece hamsicilik olmaz. Bir palamut 7 tane hamsi tüketiyor. Benim izim iken var var var. Zorumuza giden var. Balıklar tezgahlarda yerini aldı ama fiyatlar geçen seneye göre dudak uçuklatıyor. Şimdi palamut 55-50 TL değişiyor. Hamsi ise 80 TL gördüğünüz gibi. Geçen sene 20 TL idi. Bu sene bayağı pahalı. Şu Karadeniz barbunu normalde 10-15 TL iken 20 TL iken bu sene 75 TL. Yani balık çeşitleri bu sene gerçekten pahalı. Müşteri alamıyor. Vallahi yavrum geçen gün geldim 35'ti şimdi 40'a çıkmış. 2 haftadır geliyorum. Maalesef balık fiyatları düşmedi. Çok pahalı anneciğim. Et fiyatı, et fiyatı balıklar var. Yani balık yani şimdi ucuz değil. Gerçekten ucuz değil. Balık bu kadar bol olduğu halde yani palamut ülkemizde bu sene çok bol. Ama tanesi de 40 lira. Evet, sormuştum size hangi balık en çok tüketiliyor diye. Gelen mesajların tabii ki %95'i en az hamsi, lüfer diyen oldu, sazan balığı diyen oldu. Ama hamsi çoğunlukta.